Efendim merhaba. Şimdi bu buluşmamızda Hatay'ın ana vatana katılması meselesini bir tarihsel olarak anlatacağım. Diyeceksiniz ki neden? Birkaç nedenden dolayı. Birincisi, daha önce de kaç sene önce yazmış olduğum bir makalede demiştim ki Hatay meselesi Atatürk'ü ölüme hızla götüren bir olaydır. Şimdi bir onu. İki, Hatay bu isim nasıl ortaya çıktı bir onu söyleyeceğim. İkincisi, bu İskenderun Körfezi niye önemli? Ta 1915 yılında ünlü İngiliz casusu Lawrence'ın verdiği bir rapor var bu İskenderun'la ilgili. Bu önemli. Üçüncüsü, Hatay'ın ana vatana katılmasında bir plebisit yapılmıştı. Yani halk oylaması. Ha, burada nüfusun neden çok önemli olduğunu, onun altını çizmek için bu konuşmayı yapıyorum. Efendim, şimdi bir ama bu anlatımlara başlamadan önce özellikle bu HAARP'la ilgili olarak şimdi cevap verenlere ben de bir yanıt vereyim efendim. Çünkü bunu çok dillerine doluyor ya işte hani salı günkü konuşmaya yanıt vermiş bazıları. Şöyle bir ifade kullanayım. Burada deprem aynı bölgede yaklaşık olarak 550 yıl önce olmuş. O zaman da mı HAARP teknolojisi bunu tetikledi? Soru bir. Soru iki. Arkadaşlar, bu teknoloji madem ki bütün bu büyük ağır depremlere yol açıyor, neden bu teknolojiyi uygulayanlar aptal mı ki bu kadar silaha yatırım yapıyor, bu kadar asker besliyor, ülkelerin canını okuyor, onlara çıkarmalar yapıyor, savaşlar. O zaman bu teknolojiyle örnek Afganistan'ın canını okuyabilirdi, İran'ın canını okuyabilirsin, Pakistan'ın canını okuyabilirsin, başka ülkelerinde. Ne olur birazcık sakinleşin. Bak sakinleşin. HAARP teknolojisini başka bağlamda konuşuruz. Geçen konuşmamda da söyledim. Böyle bir teknoloji var mı? Gayet tabii ki var. Bununla ilgili savaş oyunları düzenleniyor mu? Gayet tabii ki düzenleniyor. Olmaz olur mu? Tesla diye bir gerçek var mı? Var. Bir daha söylüyorum bazıları için. Ben fizik tahsili yapmış birisiyim. Şimdi bütün onların hepsini de bir kere daha ifade etmiş olayım. Bununla ilgili efendim akıllarınca işte hani linç diye bir kavram kullanıyorsunuz ya. Şöyle söyleyeyim. Lütfen sakin olun. Lütfen sakin olun. Bu üniversitelerin kapatılması, uzaktan eğitime geçilmesi konusunda da bir kez daha ifade ediyorum. Olağanüstü yanlış bir karardır. Hızla geri dönülmelidir. En çok da öğrenciler bu konuda mücadele vermelidir. Hocalarla birlikte arkadaşlar uzaktan bak uzaktan bu öğretim ve eğitim bir tıp fakültesi, hukuk fakültesi, diş hekimliği nasıl yapacaksınız bunları? Lütfen söyler misiniz bana? Damar yolu açmak diye bir şey var değil mi? Öğrencilere yaptırıyorlar bunları staj olsun diye. Efendim son sınıf öğrencilerine yapabiliriz. Ya unutun onların hepsini. Bir daha söylüyorum. Öğrencileri yurtlarından niye atıyorsunuz? Ya lütfen. Aha, diyeceksiniz ki bütün bunlar niye yapılıyor? Söyleyeyim ben size. Hiç diyorum ya. Öyle karnından konuşanlardan olmadığımı biliyorsunuz. Söyleyeyim ben size. Bakın ben bu iktidarın 2002-2023 bütün uygulamalarında gördüğüm nedir biliyor musunuz? Bilim önemli değil bunlar için. Bunlar için liyakat önemli değil. Sevgili arkadaşlar, bunlar için yetenek, yani mesleki anlamda söylüyorum, hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Giderlerse gitsinler dediler doktorlara. He? Ağza alınmayacak hakaretler yağdırdılar. Öyle mi? Mimar Mühendisler Odası laf söyledi, yaptılar. Barolar söyledi, yaptılar. Ağza alınmayacak laflar kullanıyorlar. Yakışık alır mı bunlar? Onun için şimdi bunu kenara koyayım. Bir kez daha bunları ifade etmiş olayım. Yine bu konuşmanın girişinde şunu söyleyeceğim. Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Urfa. Bak, buradaki nüfus yoğunluğuna baktığınız zaman neyi görüyorsunuz? Şimdi çok şikayet ediyorlar ya. Suriye'den gelenler ya da başka kaçkınlar. Arkadaşlar, o toprakların insanları, buradaki arazilerini, evlerini 1 lira ediyorken bunlara 3 liraya, 4 liraya, 5 liraya satmadılar mı? Sattılar.
Kiralar 1 lirayken 4 lira, 5 lira, 8 liraya çıkarmadılar mı? Çıkardılar. Peki, o zaman çok para kazanıyoruz diye böyle bir gözlerinde dolar, öbür gözlerinde euro işaretleri dönüyordu. He? Şimdi ama dünyanın lafını söylüyorlar. Şimdi herkes ağlanıyor. Ne hakkınız var? Ne hakkınız var? O ölen insanlar, toprak altında kalan insanlar, uzuvlarını kaybeden insanların hepsinin canında, kanında, dikkat edin, hepinizin parmakları ve elleri var. Ya vatan toprağını sattınız. Vatan toprağını sattınız. Niye o zaman hiç sesiniz çıkmadı? Tamam, Erdoğan suçlu. Kabul. Bunları aldı diye suçlu. Arkadaş, peki siz niye soktunuz kentlerinize, kasabalarınıza? Niye direnmediniz? He? Niye direnmediniz? Kilis bir Türkmen kentiydi. Yüzlerce yıllık. Şimdi ne kenti? Ha, oralarda fabrikası olanlar, işte varlıklı aileler, onlar terk edip zaten büyük kentlerde koca koca malikaneleri var. Ne diyorlar onlar? Tamam, biz oradan artık ayrılıp geliyoruz. Burada malikanelerimizi yaşayacağız. Orada fabrikalarımıza gider geliriz. Bundan daha utançlı bir savunma olabilir mi? Bir daha söylüyorum son madde olarak. Buradaki bu büyük yıkımın ana sebebi çıkarmış olduğunuz, bir daha söylüyorum, çıkarmış olduğunuz bütün bu imar aflarıdır. Bu imar affında el kaldıran CHP'lisi de suçludur. Hiç savunmaya kalkmasınlar. Yok efendim, torba yasaydı da onun içine bir maddeydi de biz ona direndik. Çıktı mı çıkmadı mı arkadaş? Çıktı mı çıkmadı mı? Bana hiç laf etmeyin. Efendim emeklilerin de işte orada maaş artışı vardı da biz aslında onlara kaldırdık. Ne oldu sonuç? Maaşını arttırdınız, emekli de öldü orada. Yahu deprem olmasaydı yeni bu seçim için, 14 Mayıs seçimi için yeni bir imar affı yasası çıkarıyorlardı. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanının önerisi. Yasa teklifi veriyor. Niye? Seçim kazanacaklar, öyle mi? He? Sonra çıkıyorsunuz, gözyaşı döküyorsunuz. Timsah gözyaşı onlar, timsah. Bu deprem umarım ki herkesin aklını başına getirmiştir. İstanbul Marmara depremi, bak buradaki yıkıntı büyük olacak. Şu kriz aklınızı başınıza toplasın. Bununla ilgili de tabii bu kriz yönetimiyle ilgili daha sonra da işte bu kadar yılın hocası olarak önerim olacak. Şimdi gelelim tarihi olaya. Hatay anavatana nasıl katıldı? Bu oradan bugüne alınması gereken önemli bir ders var. Şimdi sevgili arkadaşlar, milli mücadeleyi yaptığımızda anımsayacaksınız. Türkiye'yi işgal edenler kimdi? İngiltere'ydi, Fransa'ydı, İtalya'ydı. Ama İngiltere ne yaptı? Kendisi adına savaşsın diye Yunanistan'ı, Yunan ordusunu buraya çıkardı. Bugün de Amerikalıların elinde bir kukla olan bu Yunan ordusu, Yunan Genelkurmayı o gün de İngilizlerin elinde kuklaydı. Ne oldu? Çıktı. Binlerce evladını burada, bu toprağa gömdü gitti buradan. Şimdi bugün de işte konuşmalar var bu Yunanistan'la ilgili olarak. Neyse, onları sonra konuşacağım. Oradaki yanlışlığı, onunla ilgili de efendim bir takım teoriler havada uçuşturuyorlar. Gerçek olan mesele burada bunun önünü kapatıp, burada bu olmayacak şeyleri üretip, bunlar sözüm ona düşünce üretiliyor. Gün bugün değil. Peki şimdi sonra ne oldu? Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Fransa baktı ki arkadaş pabuç pahalı ve burada hiçbir başarı şansı yok. Her ne kadar bu toprakları gelip işgal ettiklerinde buradaki Ermeni milliyetçilik terör örgütleriyle, işte taşnaklarla falan bunlarla işbirliği yaptıysa, bu Ermeni Fransız ordusunun üniformasını bu Ermeni milliyetçilerine, bu teröristlere işte giydirip burada büyük katliamlar yaptırdılarsa da sonu baktılar ki olacak gibi değil. Fransa'da da zaten kamuoyu ayağa kalktı. Oturdular 1921 yılında sevgili arkadaşlar. Ankara Antlaşması imzaladık. Peki. Bunun sonucu olarak işte Fransızlar Anadolu'dan çekilecekler. Ama orada başka da kabulleri vardı. İşte örneğin bugün oranın adı İskenderun Sancağı'ydı. Hatay adı daha sonra bu Hatay adının kuruluşunu şimdi söyleyeceğim. Hatay ismi yok. Hatay ta 1936 falan bekleyeceksiniz Hatay isimlerini. Yani 1930'un ortasına geleceğiz. Hatay isminin konulması o zaman demek ki Hatay değil. Orası Antakya, İskenderun Sancağı diye geçer o tarihlerde.
Artık o kısımlarını uzun uzun anlatmayayım ama ne oldu? Fransızlar buradaki anlaşmaya sadık kalmadılar. Çünkü oraya uygun bayrak falan da üretilecekti ama ne oldu? Geldiler efendim bunlar. 1921 yılı 26 Ağustos bunlar Suriye'yi işgal ettiler. İşte sömürge haline getirecekler. O zamanki terminolojiyle işte burası manda, onlar da mandater falan. Ama şöyle bir şey söyleyeyim efendim. Atatürk hiçbir zaman bu İskenderun sancağıyla, bunu bilerek kullanıyorum, hata ifadesini sonra kullanacağım, ilgisini kesmedi. Neden kesmediğini söyleyeyim. Şimdi Atatürk 15 Mart 1923 tarihinde Adana'ya gitti. O zaman Antakyalılar kendi onun ayağına geldiler. Dikkat edin bakın, oralarda o zaman, o dönemlerde tekrar söylüyorum, ne var, bölge hala Fransızların egemenliği altında, işte orası sömürgeleri onların. Geldiler, durumlarını anlattılar. Hani burasını bak, dikkat edin, daha Cumhuriyet ilan edilmemiş, daha Lozan imzalanmamış, İzmir İktisat Kongresi bitmiş. Atatürk onun arkasından 15 Mart, bir daha söylüyorum, 1923 tarihinde Adana'ya geldi. Ne oldu? Antakyalılar buraya bir heyet gönderdiler. Efendim işte buranın da misak-ı milli sınırları içerisinde düşünülmesini, alınmasını söylediler. Onun üzerine çıktı orada bir, o dönemdeki önemli bir Türk kadını, Şenköy'lü Antakya, bu genç kızın adı Ayşe Fitnat, çok güzel bir konuşma yaptı. İşte ve Atatürk onun üzerine ona şöyle bir cevap verdi. 40 asırlık Türk yurdu esir kalamaz. Ha, demek ki daha 1919 itibariyle zaten bu bölgeyle ilgilenilme kararı ve kararlılığı söz konusu. Yani misak-ı milli sınırları anlayışı içerisindedir burası. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Daha öncelerde söylemiştim ama. Efendim İskenderun Körfezi Türkiye için çok stratejik bir noktadır. Burası nefes borusudur. Bakın şimdi şöyle olan biteni şöyle bir düşünün. Yarın öbür gün Türkiye sıkışsa dünyaya nereden çıkabilir? Çıkabileceğimiz tek yer var, bu İskenderun Körfezi. Onun için Kıbrıs bizim için hayati derecede önemlidir. O nedenle Karpasburnu'nun hakimiyeti önemlidir. Bunu bak, bunu daha 1915 yılında o ünlü İngiliz casusu Lawrence vermiş olduğu raporda söylüyor. Diyor ki bu İskenderun Körfezi'ne hakim olmalıyız. İskenderun Körfezi'ne hakim olursak diyor, Orta Doğu'ya hakim oluruz. Aşağıda işte Kanal'a, Süveyş'e hakim oluruz. Buradaki petrol bölgelerine hakim oluruz. Aşağıya, arkada diyor İran, Afganistan, bütün bu yola hakim oluruz. Bakın düşününüz. Burası o kadar önemlidir ki işte Atatürk'ün de burayla ilgilenme sebebi odur. Ayrıca bütün bu bizim milli mücadele dönemimizde, bu savaşı verdiğimiz dönemde de bu bölgede İskenderun sancağında, İşte bugün Bursaloğlu ailesi dedikleri, onlar çok eskidir. Yani Tayfur Sökmen, ki oranın işte ilk cumhurbaşkanı olacak, bir Hatay Cumhuriyeti kuracağız ya, kısa bir süre kalacak. İşte 10 ayı birazcık aşkını yaşayacak. Sonra 1939'da biliyorsunuz Türkiye'ye katılacak. Şimdi bu Türkiye'ye katılma meselesiyle, oradaki plebisitle, şimdi alınmış olan efendim Suriyelileri, onları birbirine bağlayacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu mücadele son derece uzun, son derece ağır bir mücadeledir. Bakın tekrar söylüyorum, daha 1919 yılı itibariyle Atatürk'ün düşüncesinde, bu İskenderun sancağındaki işte yaşayan Türkler, Türkmenlerin düşüncelerinde hep buradan kopmak, bağımsız olarak bu Anadolu'ya eklemlenmek düşüncesi vardır. Hep vardır bu düşünce. Hiç ortadan kalkmamıştır. Hatta daha sonra bazı olaylar olduğunda, gelişmeler olduğunda Atatürk'ün Celal Bayar, o zaman da başbakan, Celal Bayar'a söylediği bir şey vardır. Demiştir ki ona da, çocuk sen benim burayla ilişkimi hani bilmiyor musun? Ben ne demiştim daha önce de? Burası bir Türk yurdudur. 40 asırlık Türk yurdu esir kalamaz. Dememiş miydim? Bunu nasıl unutursunuz? Diyen kişidir Atatürk'ün kendisi. Sonuç olarak o bölgedeki efendim kurul, orada işte daha önce de bir devlet kuruldu, bağımsız yönetimler oldu. Artık onları uzun uzun anlatmayayım efendim. Çok sayı, büyük bölümüyle bunlar biliniyor zaten. Sonuçta bakın, sonuçta Atatürk buradaki Fransız temsilcilerine, daha doğrusu Fransa'daki hükümete de hep gözdağı vermiştir. Hatta bak, çeşitli gazetelerde, Kurum Gazetesi'nde, Cumhuriyet'te hem kendisinin kaleme aldığı yazılar vardır ama oradaki yazarların imzalarıyla bunlar yayınlatılmıştır. Çok ısrarcıdır ve Fransa ile bu yüzden savaşacağını bile söylemiştir. Hatta demiştir ki, ben bu cumhurbaşkanlığını bırakırım, çizmelerimi giyerim, yanına da benimle gelecek olan 5-10 kişi her neyse ben giderim. Kardeşim orada bu mücadeleyi veririm, orada 15 dakika oldu mu yaşına, orada savaşırım.
Bak bütün bunları söylemiştir. Efendim kalp işte kendisine düzenlenmiştir mizanseni. Orada gelecek kız kardeşi bile efendim tabancayla havaya ateş açacak. O olacak, bu olacak. Yani bütün bunların hepsi Fransa, sonunda Fransa hükümeti de pes etmek zorunda kaldı. Çünkü anlaşıldı ki burada kardeşim, bu, evet Atatürk kararlı, burada bu savaş olacak. Peki buraya kadar da güzel. İşte bunun sonucunda bu bir o günkü Birleşmiş Milletler'in işte çekirdeği olan Cemiyet-i Akvam'a götürüldü. Oralarda tartışmalar oldu. Efendim bu kararların Türklerin burada hakkı oldukları, haklı oldukları söylendi. Sonuç olarak geldik 1938 yılına. Şimdi ne yaptı? Atatürk şunu yaptı. Bakın hasta, ateşler içinde yanıyor artık. Ağır teşhisi konmuş zaten kendisine. Burada biliyorsunuz karaciğeriyle ilgili olarak zaten ölüme götürdü ya o. Ne yaptı biliyor musunuz? Geldi bak burada Mersin, Adana, İskenderun. Doktorları dedi ki yapma etme, gitme. Bakın geldi kardeşim burada. Peki buraya gelmekle yetinmedi. Burada ne yaptı? Burada bir askeri birliğe burada resmi geçit yaptırdı. Saatlerce onları ayakta izledi. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Saatler sonra ateşler içinde yanıyor. Sonra işte gelecek, hatta böyle mecali kalmadı. Geldi bir şeyde kahvehane diyelim, öyle diyeyim efendim. Oturdu. Orada soğuk limonatalar falan filan veriyorlar. Hiç zaten o ateş siner mi? Sonra onu Ankara'ya getirecek olan tren, hatta vagonun böyle yanlarına buz kalıpları koydular, ettiler. Sonra geldi. Ondan sonra ölüme yattı zaten. Bak ondan sonra ölüme yattı. Ben düşüncemdir. O fikrimizin rehberi kitabı işte şurada duruyor. 25 yıl uğraştım şu kitabı yazmak için. Bu hastalığıyla ilgili de çok sorular sordum doktorlara da. Kişisel düşüncem şudur. Eğer bu seyahati yapmamış olsaydı belki 1,5-2 yıl daha fazla yaşayabilirdi. Bak daha fazla yaşayabilirdi. Ama sonuçta bu. Peki Atatürk'ün sonra ne olacak sevgili arkadaşlar? İşte Türk ordusu gelecek o anlaşmalar çerçevesinde. Hatay'a girdi. Şükrü Kanatlı albaydır. Türk ordusunun o zamanki efendim komutanı. Dikkat edin bak, general göndermedi, albay gönderdi. Bu Fransızlara çok önemli bir mesajdır bu. Efendim güzel, Türk ordusu girdi. Artık ondan sonraki süreç artık Hatay Cumhuriyeti'nin kurulmasına kadar gidecek. Buranın adı Hatay değildi. Atatürk'ün kendisi buranın adını koydu Hatay. Hatay sözlük anlamı ne? Sözlük anlamı şu: bir toplumun ya da halkın, kişinin ilk aklına gelen demektir. Ve ilk aklına gelmesi gereken. Hatay o, sözlük anlamı. Durup dururken buraya koymadı bu ismi. Demek ki bunun hepsi bir stratejik aklın ürünü. Sevgili arkadaşlar, sonuç olarak zaten hepimizin bildiği işte kendisi Kasım 10 Kasım 1938 yılında Hakk'a yürüdü. Ondan sonradır burada gelindi, bir plebisit yani halk oylaması yapıldı. Bu halk oylaması yapılırken peki ne oldu? Dikkat edin. Şimdi buradaki daha önce yapılmış olan bir nüfus sayımı vardı buradaki seçim için. Türklerin sayısı 35.847, Aleviler 11.319, Ermeniler 5.504, Sünni Araplar 1.845, Rum Ortodoks 2.098, diğerleri de 395 diye geliyor. Yani sonuçta bak dikkat edin, plebisitte hangi etnik kimlik ağırlıktaysa arkadaş sonuç o. Şimdi söyleyeyim, 20-25 yıl sonrayı hayal edin. Hep söylüyorum, bir daha uyarıyorum. Herkesin tüyleri diken diken olsun diye uyarıyorum. Tehlikeye karşı uyarıyorum. Bu kadar bu kaçkınları aldınız buraya. Yarın öbür gün bak yine Birleşmiş Milletler'de bir şeyler taşındığında, çünkü ne olacak? Bu Suriye'den getirdikleriniz Afgan'ı, Pakistanlısı, Iraklısı, İranlısı, bütün bu kaçkınlar kardeşim. İşte bütün bu malları, mülkleri satıyorsunuz, tapu sahibi yaptınız, bunları vatandaşlık verdiniz. Hakları adamlar vakıf kuracak, dernek kuracak, siyasi parti kuracak. Bunlar milletvekilliğine aday olacak, belediye meclislerine girecek ve hatta belediye başkanları olacaklar. Nasıl engelleyeceksiniz? Sonra Birleşmiş Milletler bir şekliyle, bugün diyorsunuz ya BKBK işte Amerikalı işgal edecek, İngiliz onu gelecek işte, bak büyük bayrak bunu gösteriyor gibi laflar ediyorsunuz ya. Siz 20-25 yıl sonra hayal edin bu büyük nüfus artışıyla. O bölgelerde plebisite gidildi. Bak savaş falan yok ya. Bir mermi bile atmadan. Plebisite gidildi. Bu topraklar istedikleri şekliyle Suriye'ye bağlandı, Irak'a bağlandı veya burada bağımsız başka bir devlet kuruldu. Bak aynısı olur. 1939'da bu bölge Hatay nasıl ana vatana katıldı? Bak neyle katıldı? Bu kadar mücadele verildi. 1919-1939, 20 yıl verildi bu mücadele. Çocuk oyuncağı değil bu. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra ne oldu? Türklerin nüfusunu az dengelensin diye Türkiye'den nüfus taşıdık ama en orada da niteliksiz.
Orada da ne kadar çapaçul adam varsa götürdük. Yazık ettik Kıbrıs'a da. Nitelikli düzgün adamlar götürseydik, burada nüfus taşısaydık orada da onlar olmaz idi. Onlar olmaz idi. Sevgili arkadaşlar, efendim burada kurulan ilk devletin adı 6 Eylül 1938 tarihli meclisin oturumunda devletin adı Hatay Devleti olarak değiştirildi. Orada daha önce de işte kurulmuştu, isimleri var. Sonra buranın devlet reisliğine de efendim Tayfur Sökmen getirilecek. Benim değerli ağabeyim işte, o da Hakk'a yürüdü ışıklar içinde uyusun, Murat Sökmenoğlu. Ben Ankara'da görev yaptığım zaman hep birlikteydik, her gün birlikteydik mecliste. Bu konuları o kadar çok anlattı ki, çünkü babasıdır, o kadar çok anlattı ki, o kadar çok biliyorum ki bunları artık. O nedenle değerli arkadaşlar, herkes geri dönsün, tarihte yaşananlardan bir ders alsın. Ne derim, strateji belirlenecekse, arkadaş tarihi sağınıza, coğrafyayı solunuza koyacaksınız. İdeolojik körlükle, parti taraftarlığıyla, küçük çıkarlarınızla hareket etmeyin. Lütfen ne olur. Bunu özellikle trollere söylüyorum. Bir parça vicdanınız sızlasın. Bunu ne olur lütfen Allah'ınız aşkına, yani konularda bilgi sahibi olmayan, tahsili yetmeyenler de konuşmasın. Bu hatayla ilgili bir kaynak istiyorsanız söyleyeyim efendim. Bakın bu efendim, 10 ay 16 gün 8 saat sancak devlet vatana dönüşmüş olan bu şeydir Mehmet Mursaloğlu. Efendim bunun hazırlayıcısı. Hatay Belediyesi tarafından da sonra bunun yeni baskısı da yayınlandı. Çok da güzel anlatır, söylüyorum. İşte bizler de daha öncelerde yazdık. Tek bir şey söyleyeyim. Bir parça vicdan sahibi olun.